Merhaba gençler, yeni bir videoda beraberiz. Kişilik gelişiminde artık son sürece geldik. Orada kimlik statülerimiz ve bağlama kuramımız var. Bu dersi itibariyle kimlik statülerini işleyelim. Kimlik statülerinin kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası döneminde Marsiya tarafından oluşturulmuş bir sistem olarak ne yapıyor? Karşımızda duruveriyor arkadaşlarım. Şimdi kimlik statüleri önce başarılı kimliği işleyelim. Diyelim ki bunalım yaşandığı için üst kimliktir. Kimliktir. Sevgili dostlarım, bunalım yaşamak, bir önceki dersten hatırlarsanız kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası dönemini anlatırken bunalım arayışı ifade ediyor. Yani buradaki bunalım kastı, bunu birkaç kere söyledim, bir kez daha söylemek istiyorum. Kesinlikle psikolojik anlamda bunalmak değil, arayış anlamındadır. Ve burada üst kimliğe sahip arkadaşlarımız vardı. Üst kimlik özelliği göstermesi bir kimlik arayışına girme çabasıdır. Yani bir baltaya sap olabilmenin mücadelesinden bahsediyoruz. Oldu mu arkadaşlarım? Bir baltaya sap olabilmenin mücadelesinden bahsediyoruz. Şimdi nedir? Burada ne yapıyorlar? Bunalım tek başına yaşanmıştır ve zorluklarla mücadele gücü kazanılmıştır. Zorluklarla mücadele gücü kazanılmıştır. Kazanır diyelim hatta. Birey aldığı kararlardan memnundur. Tercihlerini, seçimlerini kendi yapar. Kendisi yapar. Bakın, şöyle bir şey yanlıştır. Anne babasından ya da çevresinden hiç etkilenmez. Bu ifade doğru değildir. Şöyle der. Anne babasını ya da çevresini dinler fakat son kararı kendi verir. Anladınız mı? Başka insanları dinler zaten başarılı insanlar. Ama son kararı ne yapıyorlar? Kendileri veriyorlar. Fakat bir eksiklikleri var bunların. O da şu. Aile ilişkilerinde kısmen reddedicidir. Aile ilişkilerinde kısmen reddedici bir yanları vardır. Bunun sebebi de şudur. Hani bireyler başarılı olmak için tek kalmak zorundalar ya, buna bağlı bir sıkıntı ne yapıyorlar? Aslında yaşıyorlar. Demokratik aile tutumunun sonucudur. Demokratik aile tutumunun sonucudur. Arkadaşlarım, sakın yanlış anlamayın. Şöyle bir şey kesin olarak demiyorum. Demokratik anne babaların çocukları mutlak başarılıdır. Başarılı çocuklar mutlak demokratik anne baba tarafından yetiştirilmiştir diye bir keskin ifade kesin olarak yanlıştır. Ne diyeceksin biliyor musun? Daha çok demokratik anne babalar daha çok başarılı insanlar yetiştirir. Başarılı insanlar daha çok demokratik anne baba tarafından yetiştirilmiştir gibi bir anlam ortaya çıkabilir. İşte böylece bir meslek erbabı oluyor. Bir seçim yapıyor. Hayatın önemli kararlarını alıyor. Tek başına bu kararları alıyor ve son derece başarılı bir yapı oluşturuyor. Evet, doğru kararlar, yanlış karar genelde çok az verilir. Doğru kararlar yüksek düzeyde verilir. Başarılı kimlik sahibi insanlar tarafından. Düşünen, algılayan, yorumlayan insanlardır çünkü. İpotekli kimlik. Neymiş efendim? İpotekli kimlik. Bu kime aitmiş? Bu da Marsiya Efendi'ye aitmiş. Marsiya Efendi'ye aitmiş. Efendi dedik, kusura bakmayın. Şimdi bunalım yaşanmadığı için alt kimliktir. Bunalım yaşanmadığı için alt kimliktir. Bak. Bakıyorsun değil mi? Bunalım yaşamıyor, alt kimlik. Bir arayışa girmiyor. Herhangi bir arayışa girme çabası içerisinde değil. Böyle bir mücadelesi yok. Peki ne diyor? Seçimlerini nasıl veriyor? Birey, çevrenin ve ailenin tercihlerini
tercihlerini sorgulamadan kabul eder. Sorgulamadan kabul eder. Birey çevrenin ve ailenin kararlarını sorgulamadan, tercihlerini sorgulamadan kabul ediyor. Tercih anadan, babadan, gelin anadan derim ben buna hep. Bir başkası onun adına karar veriyor. Kendi kararları çok fazla yok. Çünkü böyle bir algı içerisinde değil. Şimdi çok değerli bir şey söylüyorum. Atıyorum. Başarılı kimlik sahibi birey de öğretmen olur. İpotekli kimlik sahibi birey de öğretmen olur. Yani bir meslek erbabı olmak üst ya da alt kimlikle alakalı değil. Seçimle alakalı biz. Bunlar seçim üzerinden gidiyoruz. Yani alt kimlik sahibi bir birey, yani ipotekli bir birey de çok başarılı bir meslek erbabı olabilir. İşinde başarılıdır. Seçiminde değil. Anladınız mı? Seçiminde ipoteklidir. O yüzden alt kimlik sahibi bireyler iyi mesleklere sahip olamazlar. Yanlış. Üst kimlik sahibi bireyler her zaman iyi mesleklere sahip olmuşlardır. Yanlış. Böyle bir şey kesin olarak söz konusu değildir arkadaşlarım. Ve ilerleyen yıllarda tek başlarına karar alamazlar. İlerleyen yıllarda tek başlarına ne yapamazlar? Karar alamazlar. Çünkü bunlar hep başkalarına muhtaç olurlar. Geldiğince gelen, gittiğince giden tiplerdendir. Kızlar öyle birini bulunca işte evlenin. Geldiğince geliyor, gittiğince gidiyor. Daha ne yapacaksın işte? Zaten yeni dünya kızlarının aradığı şey de bu. Geldiğince gelen, gittiğince giden bir koca. Değil mi? Ah ne hala ama Serkan Dur'dan kafa sallıyor. Böyle bu iş. Yani ipotekli kimlik sahibi bireyler arkadaşlarım başkalarına bağımlı ne yaparlar? Yaşarlar. Peki hangi anne baba genelde yetiştirmiştir? Hep değil genelde. Bunu demokratik mantıkla söyledik. Aşırı koruyucu tutumun sonucudur. Aşırı koruyucu tutumun sonucudur. Aşırı koruyucu anne babalar çocuklarının zihinlerini ipotek altına alabilirler. Bu da sıkıntı olabilir. Bir de arkadaşlarım, ipotekli kimliğe erken bağlanmış kimlik de denir. Ne denirmiş? Erken bağlanmış kimlik. Bu ne demek biliyor musun? Bu şöyle bir şey. Mesela bak 0-12 yaş aralığında, yani genelde çocukken herhangi bir sıkıntıdan dolayı bir şey oluyor ve çocuk o mesleğe bağlanıyor. Mesela 7 yaşındaki bir çocuk babasını kaybediyor ve ileride doktor olacağım diyor. Doktorluk mesleğinin bu bağlamda ipoteğine giriyor. Yani şu oluyor. Diyor ki çocuk, ben babamı iyileştiremedim ama başka insanları iyileştirebilirim. Bu yüzden o mesleğin ipoteği altına giriyor. Kişilerin de ipoteği altına girilebilir, mesleklerin de ipotekleri altına girilebilir. Bu yüzden erken bağlanmış kimlik mantığı da buradan gelmektedir. O yüzden ifade ediyorum, işte 7 yaşında bir çocuk annesini bir trafik kazasında kaybetmiştir ve bu çocuk ileride kaza olduğu zaman çok güçlü ve kaliteli arabalar yapacağı bir mühendis olmuştur ve bu kararını 7-6. yaşında vermiştir. Bu hangi kimlik türüdür? İpotekli gibi sorulara da dikkat ediyorsunuz sevgili dostlarım. Anlaşabiliyoruz. İpotekli kimlik sorgulamaz. Her şey karşıdan gelir. Ve 3. Moratoryum kimlik. Moratoryum kimlik. Ertelenmiş kimlik. Yine Marsiya denen arkadaşın. Marsiya diyor ki, bunalım yaşandığı için üst kimliktir. Bunalım yaşandığı için üst kimliktir. Evet, bunalım yaşandığı için nasıl bir kimlik? Üst kimliktir. Sevgili dostlarım, bunalım yaşandığı için üst kimlik oluyor. Ve bakın buradaki üst kimlik hikayesi yine arayışa girdiğinin kesin bir kanıtı olarak karşımızda duruveriyor. Ve henüz bir kimliğe bağlanılmamıştır. Henüz bir kimliğe ne yapmamış? Bağlanmamış. Bağlanacak, bekliyor, arayışta. Zaten bu kimlik tipine ne diyorum? Arayışta olduğu kimlik tipi diyorum arkadaşlarım. Hedefsizlik vardır. Hedefsizlik
Vardır. Bakın, o kadar riskli bir kelime ve o kadar riskli bir cümle kurdum ki çok iyi dinlemen gerekiyor. Bu hedefsizlik, başı boşluk, asalaklık, rastgele yaşam, gününü gün eden yaşam, vur patlasın, çal oylasın yaşamın hedefsizliği değil. Henüz bir kimliğe bağlanılmamışlığın verdiği, seçimin adını koymamışlığın vermiş olduğu bir hedefsizliktir. Bak şimdi, başarılı kimlik, üst kimlik bir meslek seçiyor. Efendim, ipotekli kimlik, alt kimlik yine bir meslek seçiyor. Moratorium kimlik, üst kimlik ama henüz meslek seçmedi. Yani alt ya da üstlük o mesleğin seçiminin ya da o tercih yaptığının anlamına gelmiyor. Böyle bir şey kesinlikle diyemeyiz. Sadece arayış var mı yok mu ona bakıyoruz arkadaşlarım. O yüzden bu hedefsizlik ama inceliyor, düşünüyor, mücadele ediyor, bir sonuca varabilir. İpotekli kimlik gibi hiçbir şekilde arayış dışı değil. Sonunda başarılı olabilir arkadaşlarım. Ve tutarsız tutumun sonucudur. Hep değil, daha çok tutarsız tutumun sonucudur. Evet. Tutarsız tutumun sonucudur. Tutarsa anne babalar, çünkü çocuğa bir gün evet bir gün hayır diyorlar. Çocuk hayatı boyunca neyin doğru neyin yanlış olduğunun kararlarını çok etkin veremeyince moratoriumlara daha çok ne yapıveriyor? Bırakıveriyor. Şimdi gelin bu moratorium sürecinin sonunda neler oluyor ona bir bakıverelim. Buna göre de bir hareket ediverelim arkadaşlarım. Şimdi bakın, birey moratorium sürecinin sonunda ya da moratorium sürecinde şunu yapar. A'yı seçti, düşünmek için kenara koydu, askıya aldı. B'yi şey yaptı, inceledi, kenara koydu. C mesleğini, meslek diyelim buna, inceledi, kenara koydu. Askıya aldı, ben de askı gibi böyle bilerek yaptım, biliyor musun? Askıya alınmış, oradan gel şimdi. Şimdi burada bir takım sorularım var. Bir, bak şimdi, çocuğun soru köküne geliyorum. Çocuğun bu meslekleri inceleyip kenara koyması nedir? Bireyin meslekleri inceleyip kenara koyması nedir? Moratorium. Bunda sıkıntı yok. Zaten onu anlatıyoruz. İnceliyor, askıya alıyor, düşünüyor, bekliyor. Bu birinci soru. Buradan şöyle ikinci soru çıkaralım. Birey inceledikten sonra bunlardan birini tercih etmesi nedir? Birini tercih etmesi. Bu nedir? Duyar gibiyim sizi. Evet, haklısınız. Başarılı kimlik. Yani insanlar moratoriumun sonunda başarılı kimlik sahibi olabilirler. 3. Bakın 3. Bu mesleklerden birini babasının baskısıyla seçmesi nedir? Baskısıyla seçmesi. Bak, moratorium sürecine devam ediyor. Adam inceledi, kenara koydu. Düşünürken baba dedi ki bu mesleği seçeceksin. Baskı yaptı. Sizi duyar gibiyim. Oradan ipotekli diyorsunuz. Yanlış, gölgelidir. Çünkü sebebini söylüyorum. İpotekli kimlikte sorgulama yok ama bu seçimin öncesinde ABC mesleğini inceleyen bir çocuk var. O yüzden bir arayışın içerisine girdiği için, bu arayışın sonucunda bir şey seçtiği için baskıya bağlı seçilen işlemlere biz gölgeli kimlik diyoruz ki az sonra yine ona geleceğiz. İnanılmaz zor bir soru olur. Haberiniz olsun. Baskıyla bir şey seçiyorsa birey ama kendi istediğinin yanında bu gölgelidir efendim. 4. Bu mesleklerden birini seçemedi ve kararsız kaldı. Şimdi burada da dağınık der gibisiniz. Bana öyle geliyor. Kesinlikle değil. Çünkü dağınık kimlikte bir bunalım, arayış yok. O zaman moratorium sonucunda asla olmayacak süreçler. Dağınık kimlik oluşamaz, ipotekli kimlik oluşamaz. O zaman ne oluşur burada? Kimlik. Diğer adıyla rol,
karmaşası oluşur. Hatırlar mısınız, şöyle demiştim. Bunalımların ağırlaşmasına bağlı olarak meydana gelen durum kararsızlıktır. Kararsızlık olumsuzluktur. Bu da kimlik karmaşasına neden olur. Bu bağlantıları iyi kur. Buralardan biraz afilli sorular gelebilir gençler. O yüzden moratorium sonucunda hangi kimlik statüleri oluşabilir diye bir soru da gelebilir. Başarılı ve gölgeli kimlik statüsü oluşabilir. Veya hangi durumla karşılaşabiliriz? Bu kimlik statüsü değil çünkü. Kimlik karmaşası durumuyla karşılaşabiliriz sevgili dostlarım. Buna da ne yapıyorsunuz? Tabii ki dikkat ediyorsunuz. Moratorium kimliğin yorumları da baktığınız gibi önemli. 4. Dağınık kimlik. Kargaşalı kimlik. Marsiya'ya devam. Marsiya'ya devam. Diyoruz ki bunalım yaşanmadığı için alt kimliktir. Artık açıklamamıza gerek yok. Çok söyledik. Bunalım yaşanmadığı için alt kimliktir. Evet, bunalım yaşanmadığı için alt kimlik olarak karşımızda duruyor arkadaşlarım. Ve burada herhangi bir arayış yok diyoruz. Ve diyoruz ki bir kimliğe bağlanmaktan kaçınılır. Bir kimliğe bağlanmaktan kaçınılır. Evet. Bak, henüz bir kimliğe bağlanılmamıştır başka bir şey. Bir kimliğe bağlanmaktan kaçınılır başka bir şey. Başka bir şey. O başka bir şeylere kelime olarak dikkat etmek zorundasın. Bunlar kaçıyorlar. Çünkü böyle bir dertleri yok. Bunlar gününü gün eden vur patlasın çal oynasıncılardır. Başıboşluk vardır efendim. Başıboşluk vardır. Başıboşluk vardır. Keyif adamı bunlar kardeş, keyif adamı, anladın mı? Yani rastgele yaşıyorlar ve inanılmaz önemli bir cümle söylüyorum. Çok karıştırdığınızı bildiğim için inanılmaz önemli diyorum. Çok sık fikir değiştirirler. Çok sık fikir değiştirirler. O, daldan dala konarlar. O dan oraya atlarlar. O kadar çok sık fikir değiştirirler ki inanamazsın. Bir gün öğretmen olmak isterler, bir gün doktor, bir gün işçi, bir gün çiftçi. Arkadaş değiştirirler, zırt pırt iş değiştirirler, zırt pırt fikir değiştirirler. O yüzden bunlara dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Eğer bir soruda çok sık fikir değiştiren bir zihniyetin oluşumunu sana söylüyor. Bir gün o mesleği seçti, bir gün bu mesleği seçti, bir gün annesine dedi, bir gün babasına dedi falan filan, böyle düşünün. Tamam arkadaşım, böyle bir ifade kullanıver. İlgisiz tutumun sonucudur. Hep değil, ilgisiz tutumun sonucudur. Mesela şöyle bir şey de olabilir. İlgisiz anne babanın çok başarılı çocukları olabilir. Çocuk tek başına bırakıldığı için zeki ise oradan yürüyüp gidebilir arkadaşlarım. Ama genelde böyledir. Kimlik statülerinde arkadaşlarım aile hep var. Aile fikir verir, düşünür ama tercihi kendi yapar. Aile fikir verir, sorgulamadan kabul eder. Aile fikir verir, inceler, düşünmek için kenara bırakır. Herkesin dediğine gider, aile fikir verir ama he yapacağım der, yapmaz. Bak, aile ya da çevre her zaman işin içerisindedir arkadaşlarım. Bunları bu şekilde ifade ediyoruz. Marsiya'nın kimlik statüleri. Başarılı, ipotekli, moratorium ve dağınıktır. Bir tablo çizeceğim şimdi arkadaşlarım. Siz de bu tabloyu tabii ki alacaksınız. Şöyle başarılı, ipotekli, moratorium, dağınık kimlik falan. Fazla mı yaptık, ne yaptık? Başarılı kimlik, ipotekli kimlik, ipotekli kimlik, moratorium kimlik, moratorium kimlik ve dağınık. Ha, iyi yapmışız, tamam, dağınık kimlik. Peki, bunalım yani arayış. Bunu arayış da yazalım ve bir de bağlanma. Tamam, bağlanma var mı, onlara bakalım. Şimdi arkadaşlarım, aslında bunların hepsini anlattık. Bak, başarılı kimlikte bunalım yani arayış var. Sonuçta bir seçim yapıyor, bir mesleğe ya da bir şeye bağlanıyor. Diyor mu, seçim yaptı. İpotekli kimlikte bak, bunalım, arayış yok. Ama anne ya da babasının seçtiği bir meslek var. Onların dediklerini kabul ettiği için bağlanma var. Moratoriumda arayış var,
fakat henüz bir kimliğe bağlanmadı. Kenara koyuyor çünkü. Bağlanma yok. Dağınıkta her ikisi de yok. Yani bunalımın, yani arayışın olduğu kimlik statüleri başarılı ve moratoryum, bağlanmanın olduğu kimlik statüleri ise başarılı ve ipotekli olarak karşımızda duruveriyor arkadaşlarım. İşte bunlar tablo olarak da karşınızda duruversin. 5. Ters kimlik. Marsiyan, Erikson'un ters kimlik. Birey, çevrenin ve ailenin beklentilerinin tam tersi yönünde davranışlarda bulunur. Bakın arkadaşlarım, bir meslek seçim esnasında aileye karşı gelmek ters kimlik değil. Ya da bir hayatında önemli kararları alırken. Tamam mı? Bu böyle değil. Bunlar ters kimlik deyince aklınıza sosyal yaşam alanında gelsin. Baba diyor ki işte oğluna saç uzatma uzatıyor. İşte kızına diyor ki mini etek giyme giyiyor diyor. İmamın manken kızı. Anladınız mı arkadaşlarım? Sosyal küfretme diyor, ediyor. Yalan söyleme diyor, ediyor. Ters kimliği ararken, bu olumsuz kimliği ararken bireylerin yaşam alanı içerisinde sosyal yaşama, o ailenin beklentilerine aykırı, o çevrenin beklentilerine aykırı davranan bir modelleme olsun. Başka bir şey yok. 6. Gölgeli kimlik. Gölgelenmiş de denebilir, gölgeli kimlik. Yine Erikson. Efendim, başlangıçta kimlik arayışına giren bireyin ailenin baskısıyla ve çevrenin baskısıyla onların tercihlerini kabul etmesidir. Evet. Başlangıçta kimlik arayışına giren bireyin ailenin baskısıyla onların tercihlerini kabul etmesidir sevgili arkadaşlarım. Bu şekilde bir şey var. Bak ne dedik biraz önce? Gölgeli kimlikte arayış var, bağlanma var. Eğer sorulursa. Terste böyle bir şey yok. Çünkü hem arayışa giriyor ama sonunda baskıyla oluyor. İpotekli kimlik ve gölgeli kimlik arasındaki farka dikkat et. İpotekli kimlikte ailenin ve çevrenin beklentileri sorgulamadan kabul edilirken gölgeli kimlikte baskı var. Müzik istiyor, adam diyor fiziğe gideceğim. Müzik idi, fizik idi. Diyor ki sana para göndermem, seni mahrum ederim diyor. Çocuk da mecburen fiziği seçiyor, müzikten mahrum kalıyor. Bu çocuk sonunda bundan pişman olup dediğini yapıp müziğe giderse de başarılıya dönüştürebiliyor arkadaşlarım. O yüzden ipotekli kimlik ve gölgeli kimlik arasındaki bu farkı kesin olarak etkin bir biçimde değerlendirmek zorundasınız gençler. Evet, kimlik statüleri. Başarılı kimlik, ipotekli kimlik, moratoryum kimlik, dağınık kimlik, Marsiyan'ındır. Yorumları yaptık. Önemli bir konuydu. Dikkat ediyorsunuz. Bunun yanında ters ve gölgeli kimliği de işledik. Kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası döneminden hareketle oluşturduğumuz bir yapıydı. Erikson bu dönemdeki kimlik statülerini böyle söylüyor ve böylece biz de bu konuyu bitirmiş oluyoruz. Gençler, 7 İklim Atölye'de bir sonraki derste inşallah bağlanma kuramını Bowley ve Ainsworth ve Horowitz hikayelerini konuşacağız. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. İyi günler.